Ayşe artık kasabaya indiği her gün kaçmak için fırsat kolluyordu. İbrahim'i nasıl atlatırım, nasıl gözden kaybolurum, bir daha da dönmem o köye diye düşünüyordu hep. İbrahim ise Ayşe'nin farkında bile değildi aslında. Kasabada esmer güzeli bir kıza aşıktı o. Ahavni'ydi kızın adı. Aynı adına benzer güvercin gibi ürkekti Ahavni. Babası Alev Efendi'nin dükkanı kasabadaydı. 16 yaşındaki Ahavni de ona yardım ediyordu. İbrahim sürekli göz göze gelmeye çalışırdı dükkana her geldiğinde. Ahavni ise hiçbir zaman bakamazdı gözlerini kaldırıp İbrahim'e. Ne zaman İbrahim bir soru sorsa, Ahavni kafasını çevirip İbrahim'in yüzüne bile bakmadan istediği şeyi parmağıyla gösterir, çok zorlanırsa da iki kelimeyle geçiştirmeye çalışırdı her seferinde. Ama İbrahim dükkandan çıktığında Ahavni kafasını kaldırır, uzun uzun genç adamın arkasından bakardı. Hatta İbrahim'in kaldırıp tartıp da almadığı un çuvalının üstünde bir el izi bulduğunda ona dokunur, sanki İbrahim'in eline dokunduğunu düşünür, mutlu olurdu. Baba kız da yabancısıydı bu kasabanın. Buralarda doğmamışlardı. Güneyden Torosların ardından gelmişlerdi yaklaşık 6 yıl önce. 9 cemaze ilahirde İstanbul'da olanlar çabuk gelmişti kasabaya ve tüm Anadolu'ya. Kasabanın yarısı toparlanıp göçmeye başlamıştı artık. Bu toprakları bırakmaya zorlanmıştı bu toprakların kadim yerleşenleri. Güneye ineceksiniz, daha güneye demişti hükümetin duyurusu. Nedenini bile anlamamıştı Ahavni. Oysa daha birkaç yıl olmuştu Pamuk Ovası'ndan bu kasabaya göçeli. Abisini orada bırakıp gelmişlerdi. Kaybolmuştu abisi 1327'de Adana'da. Annesi Araz o zaman bu zamandır konuşmuyordu kimseyle. Sadece mırıldanıyordu kendi duyabileceği kadar. Bir tek Ahavni duyuyordu o mırıldanmaları. Göremedikleri abisini gören göze kurban oluyordu annesi mırıldanmalarında. İşte o gün gitme zamanı gelmişti. Dükkanı kilitlemişti babası. Savaştan sonra dönüp her şeye yeniden başlayacaklarını düşünüyordu. Alabilecekleri en az eşyayla yola çıkmak için hazırdılar artık. Eşyalarını yük taşıdıkları arabaya yerleştirirken İbrahim görmüştü Ahavni'yi. Usulca yaklaşıp Arev Efendi'ye yardım teklif etti İbrahim. Bitti dedi Arev Efendi. Son kalan eşyaları almak için eve çıktı. O sırada Ahavni'ye döndü İbrahim. Ne zaman geri geleceksiniz diye sordu. Bilmiyorum. Rüzgarı dinle diye cevapladı Ahavni. Belki o bilir ve sana söyler ne zaman geleceğimi. Nereye gideceksiniz peki diye sordu İbrahim. Bilmiyorum. Bu dağların ötesine, Torosların altına. İnsanlar kasabanın meydanında yavaş yavaş toplanmaya başlamışlardı birlikte yola çıkmak için. Arev Efendi evin de kapısını kilitleyip inmişti arabanın yanına. Ahavni ve annesi Araz da eşyaların yanına oturmuşlardı. Yavaş yavaş uzaklaştı araba İbrahim'in yanından. Bu sefer İbrahim'di arkasından bakan Ahavni'ye. Toprak yolda ilerlerken tekerleklerin çıkarttığı sesin içinde belli belirsiz Araz mırıldanmaya devam ediyordu o türküyü. Bir sene var yarimi göremedim. Görenin gözüne kurban olayım. Dağların rüzgarına öleyim. Yârimin boyuna kurban olayım. Bir sene var yârimi göremedim. Görenin gözüne kurban olayım. Sarı Oh,
Midari yar çerimde